Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere mum gibi eritecek bir ilaç yaptım. Tamamen doğaldır. Aynı zamanda dünyanın en lezzetli ve en sağlıklı Ramazan şerbetidir. Mevlevi mutfağının özel ikramı sirkencabun. Osmanlı mutfağında ise hem ilaç hem de şerbet özelliği taşımıştır. Arkadaşlarımdan bildiğim kadarıyla şu anda Konya'da bu şerbeti ikram eden hala restoranlar var arkadaşlar. Ben görmedim ama arkadaşlarımdan biliyorum. Hem iftarda hem de günlük hayatta yemeklerle beraber bu şerbeti tüketmenizi öneriyorum. Çünkü çok fazla yemek yemenizi engelleyecektir. Hazımsızlığa ve mide ağrısına iyi gelecek. Sizi tok tutacak ve kabızlığı da engelleyecektir. Videomun ilerleyen dakikalarında yine bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen tarifime geçiyorum. Elbette bu işlemi bir süre an içerisinde yapabilirsiniz ama daha detaylı göstermek için ben böyle bir geniş kasede yapmak istedim. Bir fincan dolusu bal ilave ettim kaseme ve yine bir fincan dolusu da sirke ilave edeceğim. Arkadaşlar normalde üzüm sirkesi kullanılıyormuş ama ben elma sirkesi kullandım. Bu benim kendi yaptığım elma sirkem. Tabii doğal olması önemli. Balımızın da orijinal olması çok önemli. Doğal sirkeyi aktarlardan bulabilirsiniz veya benim tariflerime bakın. İnşallah daha çok sirke tariflerim olacak. Siz de artık sirkenizi yapabilirsiniz. Balımın üzerine de bir fincan sirkemi ilave ediyorum. Elma sirkemi. Arkadaşlar sirkenizi biraz ısıtırsanız daha iyi olacaktır. Daha iyi erimesi için. Ben atlamışım burada. Hafiften ısıtın ki çabuk erisin bal. Hemen bir çırpıcı ile karıştırıp üzerine 1 litre içme suyu ilave edeceğim. Bu şerbetin özelliği bal ve sirke oranının eşit olması. Tabii kendi zevkinize göre arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ben çocuklarda biraz bal oranını arttırıyorum. Bu şerbet 7'den 70'e herkese hitap ediyor. Çocuklarınız da güvenle içebilir arkadaşlar. Bu şerbetin diğer ismi de Mevlana şerbetidir. Kalp ve damar rahatsızlığı yaşayan insanlar için de öneriyorum. Onlar için şifa olacak bir şerbettir. Lütfen deneyin arkadaşlar. İnanılmaz derecede rahatlığını göreceksiniz, hissedeceksiniz. Şimdi karıştırıyorum. Artık şerbetim hazır. Ben evimde taze nane vardı. Biraz aroma versin diye nane koydum. İsterseniz kuru nane de koyabilirsiniz. Tercih sizin. Bazı arkadaşlarım tarçınla içiyor ama ben hiçbir şekilde içmediğim için şu anda önermiyorum. Tarçınla nasıl oluyor, vücudumuza nasıl etki yaratıyor bilmiyorum. Ama tarçınla içen arkadaşlarım da var. Tabii tercih sizin arkadaşlar. Bu da benim kuru nanem. Bu şekilde ben kavanozluyorum kurutup. Bu tarz içecekler de lazım oluyor. Lütfen ön yargılı olmayın. Sirke ve bal inanılmaz derecede lezzet uyumu yakalıyor. Ben de çok ön yargılı olmuştum. Tadının güzel olmayacağını düşünmüştüm. Ama muhteşem bir tadı var arkadaşlar. Denemenizi istiyorum. Önce bir deneyin, sonra da bana hak verin. Sizden gelecek yorumları bekliyorum. Ben günlük hayatta sirkenin çok faydasını gördüm. Doğum sonrası tüm kilolarımı sirkenin sayesinde attım arkadaşlar. Sirkeyi kesinlikle tek başına içmeyin. Çok zararlıdır. Çorbalarınızda ve salatalarınızda bol bol tüketin. Sizi doyuracaktır. Ben buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Instagram'da artizan gıdayla tanıştım ve o bana sirke yapmayı öğretti. Kendisine buradan tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki de kendisini keşfetmişim. İnanılmaz derecede güzel paylaşımlar oluyor arkadaşlar. Lütfen kendisini siz de takip edin. Birkaç gönderilerini inceledikten sonra benim de ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşte sizi mum gibi eritecek içeceğimiz hazır. Lütfen iftar sofralarında da eksik etmeyin bu şerbeti. Faydasını göreceksiniz. Sizlere şifa olacak. Açıklama kısmında da birkaç tane notum var. Lütfen onları da okuyun. Sizden gelecek güzel yorumları da bekliyorum. Etkisini hemen görmeye başlayacaksınız arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın yine güzel bir tarifim olacak. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.